Valla çok güzel bir şey yaparlar. Biz zaten bizim ne zaman müşterimiz bilse, yakın mesafe olsa bile biz taksimetremizi açıyoruz. Buradan Park 23'e 19 yazan yere biz 20 almıyoruz da 15 alıyoruz. Niye? Müşteri kazanmak için. Zaten iş yok. Burada günlük 20 TL ile 30 TL ile eve gittiğimiz oluyor yani. Gayet yerinde bir uygulama. Çünkü Türkiye genelinde genel olarak yaşanan bir sorundu. Bence gayet başarılı yani. Şu anda zaten normalde belli duraklarda taksileri olup da başka yerlerde çalışan taksici arkadaşlarımız şu. Hem uygun çalışıyorlar, taksimetre açmıyorlar, hem de bizim gibi hani duraklarında çalışan insanların ekmeklerinden oynuyorlar. Bunu bile bile yapıyorlar. Yani çok güzel bir uygulama. Eğer yapılırsa, hakkıyla uygulanırsa gerçekten güzel bir uygulama bence. Taksiciler dikkat! Elazığ Valiliği harekete geçti. Müşterisine mesafe, hava koşulları ve trafik yoğunluğundan dolayı kötü davranan taksicileri mercek altına alacak. Daha sıkı denetlenecekler, müşterinin bir dediğini iki etmeyecekler. Ben bu konuda öncelikle Sayın Valime bu uygulamayı başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ticari taksi sektöründeki Elazığ'da vatandaşlardan gelen bir şikayeti mercek altına almaları bence yani taksi esnafı olarak beni çok gururlandırdı. İçimizdeki çürük elmaları temizlemiş oluruz. Bunun yanı sıra tezgah altı çalışan korsan çalışan kişileri de temizlemiş oluruz. Bu uygulamalar bence bütün sektörlerde vardır. Tezgah altı çalışan, korsan çalışan, fazla alan ama bizim kendi durağımız olarak ya da ben bireysel konuşmayalım. Kendi durağım olarak herhangi bir şekilde taksimetreyi açmadan ki çıkmıyoruz ki ben defalarca söylüyorum arkadaşlara. Ama oluyor mu? Demek ki şikayetler oluyormuş. Üzücü bir haber. Elimizden geldiği kadar kendimizi düzelteceğiz. Tabii ki biz kendimizi düzeltmek istedikçe bu çok geç kalınmış bir uygulama. Bence bunu yıllar öncesinden yapılması gerekirdi. Sayın Valimiz değil de bununla ilgili olarak STK'mızın çalışması daha güzel olurdu. Ama iş valiliğe kadar çıktığına göre demek ki çok büyük bir sorunlar var. Ya bence iyi bir uygulama olmuş. Yani netice olarak insanları bir şekilde denetim altına almak lazımdı. Bence doğru bir uygulama olmuş. Yani diğer minibüslere, otobüslere falan da yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani minibüsler mesela daha sıkıntılı taksilerden bana sorarsanız. Çünkü Elazığ'da daha çok minibüs, otobüs tarzı ulaşım araçları kullanılıyor. Onların daha çok mercek altına alınması daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Vallahi yani bizim durak olarak bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz müşterimize gayet kibar davranıyoruz. Taksimetremizi de açıyoruz. Ama böyle davrananlar varsa bunların ayıklanması lazım. Çok güzel bir genelge. Bunları ayıklamak lazım içimizden yani. Taksimetresini de açsınlar. Yani senin müşterin sana ekmek veriyor. Niye kötü davranıyorsun ki buna? Müşteriye iyi davranırsan bir daha senin taksini tercih eder. Bir daha gelir biner. Ama kötü davranırsan zaten bilmez. Bizim durağımız belli. Güzel yani, kimsenin hakkına girilmesini kimse istemez. Bir de Elazığ'da öyle sanmıyorum, öyle şeylerin olacağını da sanmıyorum yani. Vatandaşlardan çok yoğun Yani şikayet. şikayet varsa yanlış yani. Sonuçta herkes ekmeğinin peşinde. Burada sen ekmek yediğin insana dönüp laf atarsan, sarkıntılık edersen her türlü cezayı göze alacaksın zaten. Ama bunların ayıklanması lazım. Ayıp bir şey yani bunlar. Mesafe, kısa mesafe diye bir şey yok. Ha bizim burada biniyor araştırma hastanesi. Budur burası. Gitmeyelim mi yani? Atatürk Lisesi diyor. Gitmeyecek miyiz? Müşteri ya. Öyle bir şey etme hakkımız yok bizim yani. Yakın mesafe, uzak mesafe. Bu nasip rızkı yani. Uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Ayıklansın bunlar. Bu tür taksiciler ayıklansın yani. Yanlış. Çok güzel bir genelge yayınlanmış ama bunda da haberimiz yok yani. Daha yeni haberimiz oldu. Teşekkür ederiz size. Çok yerinde bir uygulama. Çünkü biz bununla ilgili çalıştığımız iş yerlerinde, ben bir şirkette özelde ön muhasebe elemanıyım. Bununla ilgili çok şikayet alıyoruz yani, bulunduğumuz yerde de ticari taksiler var. Bence çok yerinde bir uygulama. İnşallah düzene biner yani, ticari taksi şoförleri bu kurala uyarlar da düzene biner.
Elazığ Valiliği tarafından uygulamaya koyulan genelgeden vatandaş da, ticari taksi esnafı da oldukça memnun. Bence güzel bir uygulama. Yani normalde çok güzel bir uygulama da bazı taksiciler, mesela ben daha önce başıma gelmişti. Yani evden geldiği zaman belli bir mesafe gittikten sonra daha yeni taksimetre açıyor. Ondan sonra diyor ki ben yeni başladım açmaya, üstüne ekliyor yani taksimetreyi yani. Böyle bir uygulama olsa daha güzel olur yani. Haklarına sahip çıksınlar. Haklarına sahip çıksınlar. Valilik hani bir herhangi bir boşa yayınlamamıştır bu genelgeyi. Bu insanların menfaati nedir? Haklısına sahip çıkarsa kendi haklarına biraz daha güzel yaşanılacak bir yer olur. Yani denetlem olsa, şey olsa güzel bir şey yani. Müşteriye kötü davranmamaları lazım. Tabii canım. Müşteriye kötü davranmamaları lazım. Güzel müşteriden ilgilenmeleri lazım. Yani güzel şekilde müşteriden ilgilenmeleri lazım. Taksimetreyi açmama, kısa mesafe ve uzun mesafe bozuk para devri kapanıyor. Elazığ Valiliği ticari taksiler için vatandaşlardan çok sıklıkla şikayet alınca harekete geçti. Müşterisine uygunsuz davranan taksi şoförlerine adli ve idari para cezası uygulanacak. Eğer şeyse şikayetçi olsun. Vatandaş şikayetçiymiş zaten. Valilik bu noktada harekete geçmiş. Alsın plakasını, götürsün yetkili yere versin. Ne? Kim fazla para almışsa. Siz de bir taksi şoförüsünüz. Evet. Uygun mu peki bu davranışlar? Değil. Değil. Ben kendim de karşıyım. Niye hakkını alsın? Müşteriye kötü davranma. Müşteriye niye diye kötü davransın? Müşteri başımızın tacı. Öyle... Uygulamayı nasıl değerlendireceksiniz? Kurallara uymayan taksi şoförlerine ceza yazılacak. Yazılsın tabii. Memnun oluruz. Kemerini takmayan, neyse işte trafik kaidelerine uymayan ceza kesilsin. Bu uygulama zaten Elazığ'da ticari taksiden çok korsan taksi var. Vatandaş zaten korsan taksi kullanıyor. Ne vergisini ödeyen ne kaydı olan şoförler odasına. Bizim uygulamamız her zaman için geçerlidir. Bize istedikleri zaman gizli müşteriler gönderebilirler. Benim burada arabama araştırma hastanesi en kısa mesafe, o zaman bile yolcu binse ben yine taksimetremi açarım. 8 TL yazarsam müşterinin inisiyatifine göre 10 TL verir ya da direkt 8 TL'ye verir. Her zaman da açığız yani biz bu gizli müşterilere. Bir kontrol teftiş olması hepimizin için iyi olur. 20 milyonluk yere 10 milyona giden taksici de var. 20 milyonluk yere hakkını alan o 20 TL giden taksiciler de var. Piyasayı düşürenler de var, yükseltenler de var. Buradan 60'lar sitesine 20 TL giden taksici de var, 10 TL giden taksici de var. Biz her zaman açız, istedikleri zaman teftişe gelebilirler. Gizli müşteriler gönderebilirler. Vilayet taksi durağı olarak biz her zaman buradayız. Her zaman bize dışarıdan gelen müşteri bile taksiye bindiği yerde bizim taksimetremiz açıktır her zaman için. Taksiciler olarak taksimetrelerimizi açıyoruz ama müşteri de taksimetreyi açmamamız noktasında bizleri teşvik ediyor diyen esnaf vatandaşa seslendi. Bence çok iyi bir uygulama. Yani kısa mesafe tamam, belli bir mesafede belli bir ücret alınabilir, bu Türkiye genelinde var ama taksimetre uygulanması benim için en doğal en güzel bir yöntem. Ben sürekli taksimetremi kullanan bir taksiciyim yani. Çoğu zaman da müşteriler, bunun içinde çoğu müşteriler de şikayetçi oluyor yani. Bu müşteriden de kaynaklanıyor. Bizim halkımız da bunu yapıyor yani, taksicileri teşvik ediyor. Ama halkımız duyarlı olsa, taksimetresini açtırsa hem kendi karlı hem taksici karlı bizim için. Şoför esnafı uygulamadan memnun olmasına memnun, ancak valilik bir de taksicilerden yana olsun diyerek şikayetlerini bakın nasıl dile getirdi. Valiye vatandaş tarafından şikayet geliyorsa bir de valilik taksicilerden taraf olsun biraz da. Böyle bir yapılanma var mı? Başka şehirde ticari taksi duraklarının arasında benim bildiğim kilometre olması lazım. Bizim burada metre hesabı var. Burada taksi durağı var. 50 metre orada taksi durağı var. 70 metre orada taksi durağı var. Yani bu da var. Her taksiye vermiş 13-14 tane. Sabah 6'da geliyoruz. Saat 1'de bize bir sıra geliyor. Saat 1'de sıramızı atlattığımız zaman bir de akşam 6'da sıra bize geliyor. Bunun içinde yaşlılarımız var, emekliler var, dayanamayanlar var. Bir oturacak yerimiz yok, bir çay içecek yerimiz yok. Günde 20 TL'lik iş yapıyoruz. 15 TL çay ocağına para ödüyoruz yani. Bu da var.